Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Normalde maç sonu canlı yayını yapardı maç özeti diye ama kısa bir maç özeti yapmak istiyorum. Galatasaray Rize'de yine en iyi oyuncularıyla en muhteşem kadrosuyla Rize Spor gibi bir takımı yenmeyi başardı. Galatasaray'ın en muhteşem kadrosu ekranlarınızda arkadaşlar. Galatasaray tarihinin en muhteşem kadrosu. O Hakan Şükürlü falan sezon bile e, yanında bir şey yemiş. Yani şunlar varken Galatasaray'ı durdurmak imkansız. E açıkçası Galatasaray'ın bunlarla birlikte yürüyüşü sürüyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi neresinden başlayayım bilmiyorum. Şimdi ben pozisyonları önüme geldiği gibi sıralayayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Muslera. Muslera'yı en son Haklı yere atan bir hakem var. Bünyamin Gezer. Bünyamin Gezer'in tam 12 yıl önce hakemliği bitirilmişti. Sebebi de şu. Mustera'ya kırmızı kart gösterdi diye. Bizim Türk medyası çok sever Mustera'yı. O kadar çok sever ki. Hatta şunu da vereyim arkadaşlar. 13 Ekim 2011. Hakemliği bıraktığını açıklayan Bünyamin Gezer. Mustera'yı oyundan attığım Kardemir Spor, Karabük Spor Galatasaray maçından sonra görev verilmedi. Bu bardağı taşıran son damla oldu diyerek bu pozisyonun emekli karında çok etkili olduğunu vurguladım. Hocam ne alakası var? Biz özeti izledik. Özette Mustera ile ilgili hiçbir şey yok. Allah belanı versin Bien Sports. Allah belanı versin Galatasaray. Allah belanızı versin hakemler. Alın arkadaşlar. Size ben bir pozisyon izleteyim. Şimdi birinciden başlatayım. Şöyle yavaş yavaş kısım kısım. Top Mustera'ya doğru geliyor. Ceza sahası dışında. Evet eliyle oynadı. Eliyle oynamayı sürdürüyor. Kare kare atladığım için arkadaşlar. Dikkatlice bakın. Eliyle oynayıp düzeltti. Ve top elinden uzaklaştı. Bir kez daha hızlı bir şekilde oynatıyorum. Elle oynadı. Yani tam şurada durdurup görseli büyütebilirim de yani. Sıkıntı değil arkadaşlar. Elle oynayıp oynamadığını merak ediyorsanız. Hani bakın dikkatlice baktığınız zaman herhalde mal yani şey kör değilseniz ele değdiğini görüyorsunuz. Yani aptal olmanın gereği yok. Yani bir önceki pozisyon bak geliyor eliyle yine eliyle düzeltiyor. Yani yayıncı kuruluş sürekli telif attığı için Fenerbahçe hesaplarına şey veremiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi en şereflerinize soruyorum. En şerefli Galatasaraylı arkadaşa soruyorum. Yani en şereflisi böyleyse diğerleri nedir? Korna e, yola çıkarak bulabiliriz. En şerefli Galatasaray taraftarına soruyorum. Bu pozisyon nedir? Hadi bana izah edin. Hadi bana izah edin arkadaşlar. Bu pozisyonu bana izah edin. Şimdi Muslera burada durduğuna göre. Bu kalede durduğuna göre. Yani Muslera bu kalede olduğuna göre maçın ilk yarısı. Değil mi arkadaşlar? Muslera bu kalede olduğuna göre maçın ilk yarısı. Şimdi maçın özetinde bu pozisyonun olmaması zaten Bien Sports'un Galatasaray lehine çalıştığının açık net göstergesi. Alın. Verilmeyen kırmızı kart 1. Alın size haram puan. Alın. Yani Allah'ı kitabı her fırsatta karıştıran, trolleriyle iş yapan arkadaşlar. Birinci kırmızı kart bu. Ne diyordu Okan Buruk? Hakem Kadir Sağlam'ın faul standartlarını beğenmedim. En çok gözüme batan yanlış verilen fauller. Bununla ilgili itirazlarımız oldu demiş. Senin de Allah belanı versin Okan Buruk. Mesela yanlış kararlardan bir tanesi. Bakınız. Önce hakemin yerine bakmanızı tavsiye ediyorum. Yani hakemin yerini gördünüz değil mi arkadaşlar? en kırmızısında. Diyen yemesi gereken kırmızı da. Bakın kademe kademe ayağa basıyor. Hakem nerede bak? Hakem dibinde pozisyonun. Dibinde ve ha hakim Ziyek hiçbir şey yapmadı diyor. Evet arkadaşlar bastığı yere bakın. Şimdi bunu görseli durdurayım. Neresinden verirsen ver Mustafa Hoca. Bu pozisyon kırmızı kart. Çünkü ben size ne dedim? Krampon üstü arkadan basmalar. Evet yukarıdan basıyor aşağı doğru iniyor. Şimdi oyuncunun yani e, her şekilde anlayabilirsiniz. Yukarıdan basıp aşağı doğru çekiyor. Bakın oyuncunun ayaktan sıyırıyor. Aşağı doğru inerken diğer ayağı geliyor. Yani oyuncunun sol ayağı gelip takılıyor. Sonra ayak kurtuluyor. Oyuncu yere düşüyor. Hakim Ziyek memnun. Hakem memnun hakem olayın dibinde ama karar devam. Şimdi arkadaşlar atak yönüne göre baktığınız zaman maçın ikinci yarısında olduğunu anlamışsınızdır. Galatasaray'a verilmeyen ikinci net kırmızı kart. Peki bu pozisyon özette yer aldı mı? Yer almadı desem. Maçın özetinde bu pozisyonda Mustera'nın yemesi gereken kırmızı da yer almadı. Allah senin de belanı versin yayıncı kuruluş. Allah sizin Hepinizin toptan bin türlü belasını versin. Hepinizin bin türlü belasını versin. Yeter. Deniz Ateş Bitner Hakim Ziyek'in rakibine müdahalesi kırmızı kart olmalıydı diyor. Özette yok. Özette yok. Yok arkadaşlar kırmızı kart yemesi gereken futbolcunun kırmızı kartlık hareketi özette yok. Ama niye yok biliyor musunuz? Avrupa dönüşleri Galatasaray'ın çok sağlam. 20 Eylül'de Kopenhag'la kendi sahasında 2-2 berabere kalıyor. Kopenhag az kalsın döşeyecekken kendi salaklığına kırmızı kart 2-2 beraber kalıyor. Başakşehir maçı 23 Eylül. 3 gün sonra. 2-1. Hakem kim? Kadir Sağlam. Peki o maçın 23 Eylül 2023 Başakşehir Galatasaray. O maçın en büyük skandalı neydi? Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlatayım. Kerem Aktürkoğlu'na yapıldığı iddia edilen yalan penaltı. Haram penaltı. Haram penaltı. Hatırlayın dokunma bile yokken haram penaltı. Ha Hakim Ziya'nın golü var. O gün Başakşehir yine kaybederdi kaybetmesine. Yani o gün Başakşehir maça kazanmak için çıkmadı. O gün Başakşehir maçı kaybetmek için çıktı. Bu ayrı mesele. Ben orasını tartışmam. O gün yine Kadir Sağlam Hakemi. Bugün yine Kadir Sağlam Hakemi. Ne enteresan değil mi? Bayern Münih maçından 4 gün sonra yine Kadir Sağlam. Merak ediyorum Kadir Sağlam'ı kaç liraya tutuyorsunuz? Yani kaça tutuyorsunuz? Gerçekten bak. Ya Allah sizin canınızı alsın ya. Vallahi Allah sizin canınızı alsın ya. Mustera'nın yemediği kırmızı kartı gördünüz aha. Değil mi? Ziye'nin yemediği kırmızıyı da gördünüz. Bitti mi? Bitmedi. Galatasaray'ın attığı golden önce faul var mı yok mu? Şimdi Galatasaray'ın attığı golden önce İlhan Palut, Abdülkerim yine bir şekilde topa dokunmadan faul dememek için cümleler kelimeler arıyorum. Topa dokunmadan Olavoy'unu yere düşürüp pardon Olavoy'un yere düştü diyeyim. Faul demeyeyim. O gol takımımızı bozdu diyor. 67. dakika Galatasaray'a haram bir gol daha. Allah evladınızdan çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkarır. Ben size diyeyim. Bu kadar ağ aldınız. Şimdi o pozisyona bakalım. Diyorlar ki hocam o pozisyonun farklı bir açısı çıktı. İlk sorum şu. Niye farklı bir açısı maçtan sonra çıkıyor? İlk sorum bu. Niye maç anında farklı açı verilmiyor? Hani videonun üstünde oynama mı yaptınız? Geçmişte yaptınız buna. Gaziantep maçında Gaziantep futbolcunun vücudunu bir yerini büyüttünüz ki offside olmasın diye. Yine aynısı mı oldu? Arkadaşlar maç anında yayıncı kuruluşun vermediği kamera açısı maçtan sonra verilmiş. Şimdi öncelikle hibeye, şikeye, şaibeye bakın. Bu arada Abdülkerim Mardakçı arkadaşlar. Bilginiz olsun sağ kolu yok. Allah yaratmamış. Sağ omzu da yok. Yine Allah yaratmamış. Ya Cenab-ı Allah'a sorabilirsiniz. Şimdi Galatasaraylılar burada sağ omzuyla sağ eliyle rakibini ittirdiğini inkar edip bak topa dokunmak için hamle yapıyor diyor. Bir sonraki görselde bu görselde bakın kramponun ucuyla topa dokunuyor. Yani rakibi hiç dokunmuyor diyorlar. Sonrasına devam ettireyim. Sonrasında bakın rakibin düzeni iyice bozuluyor. Düşmemek için tutuyor kendini. Çünkü kontrol atağa çıkıyor. Gol atacak. Ve son olarak artık rakip pes ediyor. Çünkü bu kadar müdahaleden sonra yıkılıyor. Yani süreklilik arz eden bir faul var ortada. Rakip devam etme çabasında, niyetinde ancak devam edemeyip düşüyor. Ve Galatasaraylılar utanın diyorlar. Bakın burada faul yok diyorlar. Hatta bize argüman olarak Erman Toroğlu'nu gösteriyorlar. Aynı Erman Toroğlu Kim Minji rakibini itiyor. Faul ve sarı kart doğru demişti. Yani muhtemelen bir uyarı geldi federasyona. Dediler ki suyu bulandırma. Sen de zararlı çıkarsın. Artık geçmişinde o da bir takım kolladı mı korudu mu bilmiyorum ama. Şimdi alttaki görsele kırmızı kart yani sarı kart verip ikinci sarıdan değil direkt kırmızı kartla direkt kırmızı kartla Fenerbahçe futbolcusunu oyundan atan hakem çünkü son adam diye bu müdahaleye kırmızı kart veren hakemler o gün bunu alkışlayanlar üstteki itmeye bakın arkadaşlar üstteki görsel hani az önce ben size görsel gösterdim ya ee, gol öncesinin o görselini gösterdim ya gol öncesinin hani şu pozisyonun bakın pozisyonun başlangıç anının şeyi var zaten bak bu başlangıç anına bakın arkadaşlar. Başlangıç anda zaten sağ elle ittirme başlıyor. Yani arka açıdan verilmesi artık montajladılar mı ne yaptılar bilmiyorum. Bir de dikkat etmez mi bilmiyorum. Kare kare geçmiyor bak. Hep bulanıklık. Hep bulanıklık. Bu videonun üstünde oynanıldığını da kimilerine göre düşündürüyor. Neyse o bizim sorunumuz değil. Ama alttakine kart verip üsttekine devam diyorsan bu ligde şike vardır. Açık ve net bu ligde şike vardır. Yani gol öncesi pozisyon. Siz karar verin. Sırtından ettirip düşürüyor. Faul sarı kart deyip Galatasaray'ın attığı golü iptal etseniz olay bitecek. Şimdi gol öncesi offside. Çok tartışıldı. Galatasaray kale arkasından offside çizgisi çiziliyor. Şüphe burada diyorlar. Yani bir ee, offside şeyi var. Bu arada Mustera'ya kırmızı gösteren kırmızı yiyor. Erman Toroğlu Fenerbahçe futbolcuna faul sarı kart doğru derken Galatasaray futbolcuna uyarı geliyor. Şimdi arkadaşlar bir görsel paylaşıldı sosyal medyada. Ben anlayamadım. Yani şöyle bir görsel verildi. Bakın bu görsel temiz bir görsel. Topun ayaktan çıkış anı. Yalnız benim anladığım kadarıyla oyuncular taşınmış. Niye? Arkadaşlar benim gol öncesi görsel şeyimde de Ekrana getiremedim bir türlü. Benim e, gol öncesi görsel ekran görüntülerim var ama onu çıkartamadım bir türlü. Ha, şu pozisyon. Özür dilerim. Şimdi çıkarttım. Arkadaşlar bakın. Benim şeyimde de bak ben eğriye eğri doğruya doğru derim. Allah'a çok şükür Fenerbahçeliyim. Galatasaraylı değilim. Şimdi arkadaşlar ilk görsele bakın. Topun tam ayaktan çıkış anı. Diye bu anı veriyorlar. Yanlışım yok değil mi arkadaşlar? Bu görselle şu görsel aynı. Değil. Bak aynı değil. Ben merak ediyorum. Tam çıkış anı diye. Bak şunu çıkış anı diye vermiştir. Çıkış anı doğru. Yani sol taraf doğru. Ama sağ taraftaki şeyle birebir değil. Bakın bir sonraki kareye bakın. Asıl çıkış anı burası. Yani şu. Şimdi bakın arkadaşlar. 11 numarayı geri almış bu görselde. Nereden anlayacaksınız? Şeyin de silmiş yani oyuncunun bölgesiyle birlikte geri almış. Arkadaşlar bu görselde bir oynama var. Bunu video olarak izlediğiniz zaman anlarsınız. Yani sosyal medyaya verilen görsel şu. Evet böyle bir görselde gol iptal edildiyse Allahsızlık kitapsızlık. Ama ben video olarak izleyip kendim durdurdum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendim durdurduğumda bu şekilde. Yani kamera kale arkasından orta sahadan çekilmesine gerek yok. Benim gördüğüm offside. Ama şu görseli veren arkadaşlar tam olarak neyi çektiler? Bak sol tarafa bakın şimdi. Orta sağ çizgisinin soluna bakın. İkisi de aynı. Farkında mısınız? İkisi de aynı bak. Şimdi orta sağ çizgisinin sağına bakın arkadaşlar. Bakın ilerideki mavili ve beyazlı oyuncu aynı. Rizel ee, Rizeli oyuncunun koşucu aynı. O Kaan Ayhan mı tam göremiyorum ama muhtemelen o onunki de aynı. Abdülkerim'in koşusu da aynı. Bir kişi hariç 11 numaramı o. Gol atan eleman geri çekilmiş montajla. Yani bu görsel montajlı. Bu görsele kanarsanız ee, siz de yalancılardan, sahtekarlardan olursunuz. Peki rakibe verilmeyen penaltı. Ona da bakalım. Şimdi bu penaltı pozisyonu çok tartışılır. Sebebini de söyleyeyim size. Arkadaşlar bir hareket ceza sahasının dışında oluyorsa o hareket ceza sahasının dışındadır. Ancak kural diyor ki hareket ceza sahasının dışında başladı itme, çekme, vurma, etme ceza sahasının içine kadar da sürdü. Süre geldi. Ve ceza sahasının içinde bitti. O zaman bu hareket penaltıdır diyor. Ben demiyorum kural diyor. Şimdi yavaş yavaş oynatıyorum. Yavaş yavaş oynat hoca. Yavaş yavaş bak 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 bak. Siyahlı sarılmış tutmuş 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 tutmuş. İçeri giriyor girer gel oyuncu da kedileri bırakıyor. düzüyor. düşüyor. Şimdi bakın Buna penaltı değil diyor Erman Toroğlu. Ben formaları değiştiriyorum. Beyazlı'nın yerine sarı lacivert forma koyuyorum. Mavi'nin yerine da kırmızı bir forma koyuyorum. Yani Fenerbahçe futbolcusu kırmızılı futbolcu tutuyor. Kesinlikle penaltı. Buna penaltı vermem diyenin lisansını yırtarım hoca. devam ediyor. Düşüyor. Düşürüyor derdi arkadaşım biri. Tutuyor mu iki eliyle? Tutuyor. Çekiyor mu iki eliyle? Çekiyor. Bakın kare kare. O kadar yavaş aldım ki bak. Ellere bakın arkadaşlar ceza sahasının içinde. Hala çekiyor bak. Koldan çekiyor. Bırakıyor. Ben açık söyleyeyim. Buna penaltı vermem. Lan buna penaltı vermen de niye gösteriyorsun? Bu eğer Galatasaray lehin olsaydı penaltı çalınırdı. O yüzden. Ben size geçen hafta ne dedim? Beşiktaş maçında ne dedim? Dedim ki o elle oynamayı mustere yapsa vallahi de kırmızı verilmezdi. Billahi de verilmez. Her şeye de yemin ederim dedim. Allah'ınızın kitabınızın aşkına söyleyin. Kur'anınızın aşkına söyleyin. İnandığınız her şeyin aşkına söyleyin. Çoluğunuzun, çocuğunuzun aşkına söyleyin. Mert Gühoğlu'nun kimi daha net kırmızı? Şu mu daha net kırmızı? Verilmeyen kırmızı 1. Verilmeyen kırmızı ziyeyin 2. Penaltı pozisyonu Galatasaray standartlarına göre penaltı 3. Kadir Sağlam Başakşehir maçında Kerem'e verdiği penaltının daha da penaltısı 3. Gol öncesi faul. Net faul 4. Golün offside'ında bir şey yok. Bence offside. Karıştıracak bir şey yok. Kendini yere atmadan Torelia'ya sarı kart 5. Kerem'e sarı kart 6. Sakaboya'ya sarı kart 7. E, Davison Sanchez rakibin ayağına basıyor. Sarı kart verilmesi lazım 8. Galatasaray lehine 8 hata. Çaykur Rizespor'u mahvetti hakemler sahada alın size Galatasaray Çaykur Spor maçının özeti. Şunlar sağ olsun. Bak ben beddua ettim de hocam beddua etme Allah senden çıkarır diyen arkadaşlar. Çıkarsın. Eğer adalet böyle işleyecekse benden çıkarsın. Allah benim canımı alsın. Eğer Galatasaray bu kadar haksızlık yapıp haram puanlar alırken ben beddua ettim de benden çıkaracaksa Allah benim canımı alsın. Ama eğer şu haksızlıklara karşı artık yeter insanlar ateizmi seçer. Yemin ediyorum artık insanlar ateizmi seçiyor. Adam benim Allah'a inancım kalmadı diyor ya. Sırf futboldaki haksızlıklardan Allah'a inancım kalmadı diyor. Rabbim şu yani insanların dinini imanını kurtarmak için şunlara öyle bir ceza versin ki. Belini doğrultamasınlar. Şunu yapanlar şunu sağlayanlar şu sistemi kuranlar kim varsa Allah bir türlü belasını versin. Yeter. Yeter. Acı çekmekten bir çeşit olduk. Yeter. Allah'tan korkun. varsa Allah'ınız Allah'tan korkun. Yoksa buyurun. Şu pozisyonlar Fenerbahçe lehin olsa sabaha kadar konuşursunuz. Alın abi Galatasaray maçının özeti bu. Görüşmek üzere.